Eskiden akciğer kanserinin tedavisi olmadığına inanılırdı. Günümüzde tedavi yöntemlerinde çok önemli aşamalar kaydedildi. Gerçekten bir kanser hastasında uygulanması gereken temel 3 tedavi yöntemi vardır. Cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi. Bu 3 yöntemde de akciğer kanseri açısından çok ciddi yenilikler yaşandı ve bugün artık bu yöntemler akciğer kanserli hastalarda çok başarılı bir şekilde, etkili bir şekilde uygulanabilmekte. Bu yöntemlerden hangisi ya da hangileri uygundur hastalar için? Her hastada farklı yöntemler gerekiyor. Bunun özellikle her hasta için tespit edilmesi gerekir. Bunun tespiti için de hastanın kanserin hangi evrede olduğu, hangi tipte olduğu, mevcut başka hastalıklarının varlığı önem taşır. Yine hastanın tercihi de tabii önemlidir. Cerrahi tedavi önemli bir tedavi yöntemi kanserde, tüm kanserlerde olduğu gibi akciğer kanserinde de ameliyatla kanserli akciğer bölümünün çıkarılması işlemidir. Radyoterapi ise tümör dokusuna X ışını vererek tümör hücrelerinin öldürülmesi anlamına gelir. Kemoterapi hastalığa özel bir takım ilaçların damardan ya da ağız yoluyla verilerek kana karışması sağlanıp dolaşım yoluyla vücudun tamamına ulaşıp mevcut tüm kanser hücrelerini öldürülmesi amaçlanan bir tedavi yöntemidir. Uygun tip ve evredeki hastalarda en önemli, en temel tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Bu mutlaka bilinmeli. Çünkü cerrahi tedavi önerilen hastalar bazen korkup işte bıçak deyince daha kötü olur gibi bir halk arasında fobi gelişmiş durumda. Ameliyattan uzak durabiliyorlar. Bu konu gerçekten bu tabu yıkılmalı. Çünkü artık akciğer kanserinin cerrahi yöntemlerinde çok ciddi gelişmeler sağlandı. Çok daha ileri evredeki kanser olgularına, büyümüş tümörlere bile çok daha konforlu bir şekilde ameliyat yapılabilmekte. Eğer hastanın doktoru öneriyorsa, evresi uygunsa, uygun bir hastaysa ilk tedavi şeklinin cerrahi tedavi olması gerekmekte. Işın tedavisinde de birçok gelişme yaşandı. Artık tümör dokusuna daha iyi odaklanarak daha az yan etkiyle ışın tedavisi yapılabilmekte. Kemoterapide de yine çok ciddi gelişmeler yaşandı. Yeni geliştirilen ilaçlarla kanser hücrelerinde oluşan spesifik genetik değişiklikler hedeflenmekte ve hedefe yönelik tedavi eden bu yöntemle yine daha etkili ve daha az yan etkiyle tedavi mümkün olabilmekte. Hedefe yönelik tedavi henüz küçük bir hasta grubunda, belirli genetik özelliklerin saptandığı hasta grubunda uygun. Ama önümüzdeki yıllarda bu yöntemin hızla gelişmesi beklenmekte. Bunun dışında son dönemlerde aşı tedavisi çok gündemde akciğer kanserinde. Bu konuda da çalışmalar sürmekte. Ümit vaat edici sonuçlar, ilk sonuçlar. Ama henüz standart bir tedavi haline gelmiş değil akciğer kanserinde. Biraz daha sonuçların olgunlaşması gerekmekte. Kimi zaman da hastalarımıza akciğer kanseri ciddi sıkıntılar verebilmekte hastalara. Ağrı, nefes darlığı bunlar için de önemli şikayetler. Bunlara yönelik, bu şikayetleri gidermeye yönelik de tedavi verilmesi gerekmekte. Bu tedaviler de başarıyla uygulanmakta. Akciğer kanserinin gerek tanı gerekse tedavisinde çok ciddi gelişmeler olmakla birlikte bugün için bu hastalıktan korunmak en büyük amaç olmalı. Çünkü çok büyük oranda, %90'a varan oranda tek bir nedenle, yani sigara tüketimiyle ilişkili gelişen bir tümör. Sigara tüketiminin azalması ile birlikte de toplumlarda akciğer kanser ölümünün azaldığı, özellikle gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, İngiltere'de çok açıkça gösterildi yapılan çalışmalarda. Bu nedenle sigaranın bırakılması çok önemli. Akciğer kanserinden korunmak için lütfen sigara içmeyiniz. İçiyorsanız bir an önce bırakınız. Pasif olarak dahi sigara dumanına maruz kalmayınız. Yaşadığınız yerin havalandırmasına dikkat ediniz ve sağlıklı besleniniz.